Her bahar, her hazan, baharem diyor Mevlana. O ki bizim sonbaharlarımızı ilkbahara çevirdi. O ki bizi yeniden aleme getirdi. O ki bu dünyada miraç yapmanın zevkini bize öğretti. O ki aşk nedir? Sevmek nedir? İnsan sevmek nedir? İnsan kimdir? Onu öğretti. O ki bizi Allah'ımızla buluşturdu. O ki bize hakiki mürşitlik eden bir kitap yazdı. O öyle bir sultan, anlatılır bir sultan değil. O aşk dedi, gördüm dedi, sarhoş oldum, o oldum dedi. Aşkı 3 harfte böyle anlattı. Mevlana'dan bahsediyorum. Efendiden, efendi olandan, bizleri efendi kılandan bahsediyorum. Hayatımızı düzelten, değiştiren, canlandıran, var edenden bahsediyorum. O Allah'ın efendi sıfatının sahibi olandan bahsediyorum. 800 asır sonra hala ilk günmüş gibi tesir edebilenden bahsediyorum. Ama böyle bir güzelliği gösterecek ayna nerede? Böyle bir muazzam güzelliği karşısında aksettirecek ayna nerede? İşte Şems o aynaydı. Yalnız Şems, Mevlana'nın kendi sonsuz güzelliğini görmek için karşısında ayna olma kabiliyetini elde edendi. Mevlana da Şems'in o celali, o tecellide zuhur eden muazzam hakikatine ayna oldu. Onlar ikisi birbirine ayna oldular da biz ne kadar idrak ettik? Mesele burada. Şems ve Mevlana ikisi aynı seviyede, aynı derecede sonsuz bir aşkla Allah dediler. Ne enteresandır ki Mevlana'nın Allah deyişi kulağımıza Şems diye geldi. Şems'in Allah deyişi kulağımıza Mevlana diye geldi. İşte aradaki bu ilişkidir ki bütün alemi aydınlatan Allah'la peygamber arasındaki o muazzam tecelliyi bize idrak ettiren bu ilişkidir. Bugün aydınlatmaya çalıştığımız, ne kadar anlayacağımızı kendi bildiği bir ilişki. Bu öyle bir sevgidir ki işte insanın evet benim gibi Allah'ı seviyor diyene bağlanmasıdır bu sevgi. Bu öyle bir beraberliktir ki el ele miraca gitmenin zevkini yaşamaktır. Böyle anlatmış Mevlana Divan-ı Kebir'inde. Herkes bir şeyler okudu. Acizane izin verirlerse ben de onun Şems'i anlatışını kendi dilinden dinlemek isterim. Acan, a görür iki göz, nasılsın? A ayın, a gök kubbenin kıskandığı güzel, ne alemdesin? Biz de bizim gibi yüzlercesi de sensiz perişan. Yıkık, dökük, sarhoş bir hale düştük. Sensiz bitkin haldeyiz, a canım, sen bizsiz ne haldesin? Senin olmadığın yer akrep oyuğuna benzer. Senden başka kimseciklerin bulunmadığı o yerde. Nasılsın, ne alemdesin? A canım benim, canları nice seçmedesin. A denizden de artık, deryadan da üstün inci ne alemdesin? A arş kuşu, suya toprağa düşmüşsün. Kanla, sevdayla, balgamla, safrayla karılmış katılmışsın. Ne haldesin bunlarla? A güzelim, gül bahçesinden gelmişsin de şu külhana düşmüşsün. Külhandakilerle nasıl geçiniyor, nasıl uzlaşıyorsun? Dayanıp durmada, irkilmeyip sarsılmada, sarsılmamada Kaf Dağı'na benziyorsun. Ne de sabırlısın. A zümrütü anka gibi yalnızlığı seçen. Ne alemdesin? Alem seninle durmada. Sen ne alemdesin? Bedenler seninle diri. Sen yapayalnız ne haldesin? Güneş bile görünce sen kendinden utanıyor. Hangi doğudasın a güzel?
Halis zehir bile seninle helva haline geliyor. Nasılsın aşeker abal? Ne altımız var, ne üstümüz. Fakat senin yüzünden alt üst olduk. A dünyaya fitneler, kavgalar salan ne alemdesin. Gönülden kaybolduysan şu gönülde ne işin var? Yok gönüldeysen sevdayla ne haldesin? A Tebriz'in övündüğü eşsiz, benzersiz padişah Şems. Kabe Kavseyni ev Edna'da ne alemdesin? Mevlana miracını Miraç'ta olan Şems'le yapmış. Onun miracı peygamberin miracı mıydı? Onun gibi miydi, benzer miydi? Herkes kendi miracını kendi yapar deniyor ya. Mevlana Şems'in hakikatine, ona olan aşkıyla ulaşmış. Şems, güneş, yani Allah'ın güneşteki tecellisi. O Mevlana Şems'in şekline değil, ondaki manaya aşıktı. Ondaki Allah'a ait tecelliye aşıktı. Ama Mevlana gördü ve bildi ki aslında o tecelli kendininmiş. Kendine aitmiş. Bütün güzellikler kendindeymiş. Ne mutlu Mevlana'ya, Mevlana'lığı öğretene. Ne mutlu Şems'e. Bana bu sabah neden dediler? Neden şimdi Şems açılıyor? Çünkü bu alem şimdi kemal devrini yaşıyor. Çünkü bu alem şimdi ilimle manayı birleştiriyor. İlimle mana eşdeğer oldu. O zaman arif-i billah kendi hakikatini açıyor. Ben hiçbir şey yapamam. Ben kimim ki? Mevlana'nın dediğine göre bizler at idrarını yapmış, üstüne saman çöpü konmuş, var mı benim gibi kaptanı derya diye gezenleriz. Ben kimim ki? Ama onlar kendi hakikatlerini ararlarlar. Bugün huzurunuzda bana bu fırsatı veren Hazreti Şems'e, hayatımı hayat haline getiren Hazreti Mevlana'ya, Mevlana'yı okumama sebep olan hocam Kenan Errifai'ye ve bu programa katılan Mevlana'nın muazzam, güzel, onun manasını aksettiren ailesine ve profesör dostlara teşekkürler ediyorum. Hocamın bir şiiriyle devam etmek istiyorum. Hocam Kenan Errifai Hazretleri Mevlana ile Şems'in ilişkisini adeta kendisi şöyle anlatır. Ben ben isem canda değil. Ben sen isem tende değil. Sen ben isen ten can olur. Can ten olur bende değil. Hasılı benden çıkıver. Benliği viran ediver. Canda beni ister isen benliği at, can alıver. Allah cümleye nasip etsin inşallah efendim.